Boyutları 6 santim, 8 santim ve 12 santim olan tuğlalar üst üste ve yan yana konarak içi dolu en küçük hacimli bir küp yapılacaktır. Buna göre en az kaç tuğlaya ihtiyaç vardır? Şimdi tuğlalarımız varmış. Boyutları da belli. 6, 8 ve 12 santimlik. Şurası 6 desek, şurası 8. Boyu da 12. Bunlar üst üste yan yana konarak bir küp elde edilecek. Bu küpün bir ayrıtını öncelikle bulmamız lazım. O yüzden bu bir küçük parçadan büyük parçaya gittiğimiz için yani bir ekok sorusudur. Parçadan bütüne gidiyoruz. O yüzden 6, 8 ve 12'nin ekokunu bulalım. Ve bunun bir ayrıtını bulacağız birlikte. 2'ye böldük. 3, 4, 6. 2'ye böldük. 3, 2, 3. Tekrar 2'ye böldük. 3, 1, 3. 3'e böldük. 1, 1. Şunların çarpımı ekok. Yani 2'nin küpü çarpı 8. Ne olur buradan? 8. Pardon 3. 2'nin küpü 8'i 8 kere 3, 24. Bir ayrıtı 24 santimetreymiş. 24, 24, 24. Yani Dolayısıyla biz küpün hacmini tuğlanın hacmine bölecek olursak kaç tane tuğla harcadığımızı buluruz. Yani tuğla sayısı tuğla sayısı küpün hacmi bölü tuğlanın hacmi kadardır. Küpün hacmi demek 3 boyutunun çarpımıdır. Küpün hacmi A küptür. Bir kenarına A derseniz A küptür. Krizbonun hacmi ise A çarpı B çarpı C'dir. Yani 3 ayrıtının çarpımı kadardır. O yüzden burada hemen 24 çarpı, 24 çarpı, 24 deriz bölü Tuğlanlaşma içinde 6, 8 ve 12'yi çarparız. Buradan kaç tuğlaya ihtiyacımız oldu? 24'ü 6'ya bölersek 4 defa, 24'ü 8'e bölersek 3 defa, 24'ü 12'ye bölersek 2 defa. 4 kere 3, 12, 12 ile 2'yi çarptık. 24 adet tuğlaya ihtiyacımız var. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.